Efendim bu konuyu konuşalım. Önemli. Yani hem okul öncesi böyle bir din eğitimi kararının son gün eklenmesi, son gün böyle bir kararın çıkarılmış olması bir tavsiye kararı ama sonuçta Milli Eğitim Şurası neden var ve bu kararlar tam olarak tartışılarak mı veriliyor, böyle bir salık veriliyor? Bunu da soralım. Bir de baş öğretmen unvanı verme mevzu var ki o da ayrı bir tartışma konusu. Eğitim İş Genel Başkanı Kadem Özbay bizimle birlikte internet bağlantısıyla. Kadem Hocam merhabalar. Merhabalar, iyi yayınlar Elif Hanım. Çok teşekkür ederiz, sağ olun, eksik olmayınız. Şimdi öncelikle bu karardan başlayalım. Yani daha öncesinde de tartışma konusu olmuş, şura devam ederken gündeme geleceği ifade edilmiş ama bazı eğitimcilerin uyarılarının olduğu bir durumdu, bir söylentiydi. Sonrasında baktık ki bu söylenti de gerçek çıktı. Bunun zararı varsa yararı nedir diye sorayım, okul öncesinde din eğitimi vermek konusunda ve şuradan niye böyle bir karar çıkar mesela? Evet, aylar önce Şura'nın toplanma söylentileri gündeme geldiğinde ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandığında ve gündemi takip ettiğimizde özellikle Milli Eğitim Bakanlığı'nın ısrarla yenici vakıf ve derneklerle protokollerinden geri kalmadığını, pandemi sürecinde alınması gereken birçok önlemi almazken bu protokollerden en ufak bir geri adım atmadığı gibi hızla arttırarak devam ettiğini, bu TÜRGEV, TÜGVA, ilim yayma gibi yapıların temsilcilerini, milli eğitim müdürlerinin ayakta önlerini ilikleyerek karşıladıklarına şahitlik ediyordu. Ve Diyanet İşleri Başkanı'nın da eğitim üzerine söylemlerine sıklıkla şahitlik ediyorduk. Ve daha şura gündeme gelmeden, başlıkları belli olmadan önce bana sorulduğunda bu kaygıyı dile getirmiştim. Çünkü AKP döneminde yapılan şuralarda şuna, bu dördüncü şahitliğimiz oluyor. Dördüncü şura bu AKP döneminde yapılan ve şuraların her zaman gizli gündemleri olmuş. Bu sefer de gizli gündemin özellikle okul öncesi öğrenim çağındaki, eğitim çağındaki çocuklarımızı kapsamasıyla ilgili kaygı duyduğumuz ifade etmiştir. Çünkü Diyanet İşleri Başkanı bakın şöyle bir ifade kullanmıştı ve bunu destekleyen birçok gelici vakıf ve derneğin de söylemini duymuştu. Demişti ki okul öncesi çağdaki çocuklarımızın Kur'an kursları eğitimi zorunlu hale gelsin. Çocuklarımız Kur'an kursları eğitimlerine gitsinler ve şu ifadeyi kullanmıştık. Bakın Milli Eğitim içerisinde İmam Hatip Ortaokullarında bir yıl boyunca hafızlık eğitimine gidenler eğitimini tamamlamış gibi varsayılıyor. Halbuki onlar Milli Eğitim'in dışına çıktı aslında. Başka bir yerde eğitim görüyorlar. Dedik ki aynı tehlikeyi acaba okul öncesinden birileri yapmak istiyor ve okul öncesi çağı pedagojik anlamda çok daha önemli, özenle yaklaşılması gereken bir çağ. Yine somut aşamada, yani yalnızca nesneleri somut olarak tanıyabilen, soyut kavramları algılaması, yorumlaması çok da mümkün olmayan çocuklardan bahsediyoruz. Bu çocuklarımızın eğitiminin en birinci öznesi öğretmenidir, Eğitim Bakanlığı'dır, Milli Eğitim'idir. Yani bu çocuklar Milli Eğitim Bakanlığı'nın onlara sunacağı nitelikli eğitimden yararlanmak durumundadır. Bunları başka STK'ların, başka vakıfların, başka derneklerin veya Diyanet'in herhangi bir şekilde eğitim sürecine ya da onların kontrolüne bırakmak ne eğitimle, ne pedagojiyle, ne bilimle açıklanabilecek bir şey değil. O anlamda bu kaygıyı dile getirmiştik. Şimdi görüyoruz ki, bakın Çiğdem Hanım, 124 madde komisyondan geçiyor. Evet. Bakın hem usul yönünden sıkıntılı, hem esas yönünden sıkıntılı. Usul ve esastan sıkıntılı. Usulden neden, esastan neden, evet. Bakın önce şunun altını isteyeyim. Birincisi, bu şuralar eğitim anlamındaki yüksek danışma organlarıdır. Hı hı. Tavsiye kararı genelde önerirler. Tavsiye kararlarında ne kadar uygulanabilirse gerçek anlamda eğitime olumlu yön vermek isteyenler uygulamaya çalışır. Hı hı. Ama şuralarda bu zamana kadar ki gördüğümüz karne çok iyi değil. Yani öğretmen ve öğrencilerin yararı olanların genelde çok da uygulanamadığını görüyoruz. Ama şuraların gündemlerinin nasıl oluşturulduğuna önce bakalım. Şuraların gündemleri Milli Eğitim Bakanlığı'na iletilen tavsiyeler ve önerilerle oluşturulur. Önce bunun yapılması lazımdı. Öyle yapılmadı. Hı hı. Çünkü neden? Örneğin eğitim işleri ki birinci sorun layık bilimsel kamusal eğitim ama dikkate bir alınmadı. Bir gündem oluşturuldu. Gündemi de kendileri oluşturdu. Bakın dikkat edin. Gündemi de kendileri oluşturdu. Ve o şuraya birçok eğitim camiasından bilim insanını, demokratik kitle örgütlerini davet ettiler. Dediler ki başlıklar bunlar bunlar. Biz dedik ki bakın gizli gündemi var. Başlıklar bunlar değildi. Uyardık. Ve biz bu müsamereye ortak olmayacağız. Evet, evet. Ve gerçekten de söylediğimiz gibi gündemde olmayan bir konu sözde bir sendika tarafından komisyonların çalışmasının sonunda dile getirilir.
Komisyon başkanı ve komisyon temsilcisi çok da doğru olarak dediler ki bizim gündemimizde bu yok, bu olmaz dediler ve reddedildi. Ama komisyonda görüşülmeyen bir şey, bakın usul yönünden işte sıkıntısı burası. Komisyonda bile görüşülmeyen bir konu Milli Eğitim Bakanı'nın önüne geliyor, onun onayıyla genel kurulda oylatılıyor. Ya, komisyonları niye topladın o zaman? Buradaki insanlara niye saygısızlık yapıyorsun? Bu insanlar orada ne olarak, yalnızca oradaki sizin o müsamerenize ortak mı ettiniz insan? Komisyonun toplandığı ve orada çıkan kararların dışına ilave karar eklemeye neden gerek duydunuz? Görüşülmeyen bir şeyi hangi mantıkla oylamaya açtınız? Evet, evet. Ki da, yani şöyle de söyleyelim, bu 4 artı 4 artı 4 mevzu da şurada alınmış olan bir tavsiye kararıydı geçmişte. Ama sonra bunu nasıl gerçekleştiğini de gördük. Ve aynı zamanda bütün bunların, bu süreçlerin nasıl sıkıntılara, öğretmen açısından, öğrenci açısından, veli açısından sıkıntılara yol açtığını da gördük. Şimdi burada bakın, siz... Çiğdem Hanım, çok güzel hatırlattınız. Buyurun. Hemen söyleyeyim. Bakın bundan önce 7 yıl önceki şura bile 5 gün toplanmıştı. Evet. Bu şura 3 gün toplandı. Ve himaye altında toplandı. Eğitim olarak dedik ki himayeyi reddediyoruz. Ve dedik ki buradan bir günde, çünkü komisyonların toplantı yaptığı süre bir gün. Toplam çalışma sürelerini söylüyorum size Çiğdem Hanım. 7,5 saat çalıştılar. 7,5 saat. 7,5 saatte güya eğitimde eşitliği sağlayacağız. Meslek liselerindeki eğitimi iyileştireceğiz. Öğretmenlerin mesleki gelişimi sağlayacağız. 7,5 saat çalıştılar. Ve peki gündem ne şu anda Çiğdem Hanım? Bambaşka. Komisyonların çalıştığı 124 madde bile değil. 4 maddeden bizim ısrarla vurguladığımız gündem bu olacak dediğimiz var. Yani bu aslında bu müsamereyi çok net ortaya koyuyor. Buna bir müsamere de dediğinize göre, geçmiş örneklerde olduğuna göre artık bu alınmış olan tavsiye kararı tırnak içerisinde yarın öbür gün karşımıza bir uygulama olarak çıkacak gibi görünüyor. Bunu artık net söylemek mümkün herhalde, değil mi? Tabii bu tavsiye kararlarını Milli Eğitim Bakanlığı'na da soruyorlar zaten. Yani gündemde yoktu. Neden? Ya bunlar tavsiye kararı. Olumlu, olumsuz, çoğunlukla geçen, oy birliğiyle geçen, hepsini biz değerlendirip uygulayacağız diyor. Diyorum ki buradan tekrar haykırıyorum. İlk günde söyledim. Sizin zaten şurayı toplama gerekçeniz buydu. Aslında lütfen samimi olun. Diğer maddeler, bu bir madde evet, ama bir üç maddeden daha bahsediliyor ya Kadem Hocam. Ona ilişkin var mıdır bir yorumunuz? O maddelerin ne olduğuna, içeriğine ilişkin bize kamuoyuna iletmek istedikleriniz var mı? Tabii ki, bakın şöyle bir madde de oldu yine geçen, işte bir öğrencinin kalkıp teknolojiyle ilgili söylemi. Pandemi süreci aslında gösterdi bu ülkede nitelikli eğitimin bütün yurttaşlara, bütün çocuklara eşit şekilde ulaştırılamadığının ve teknolojik materyal anlamında OECD ülkeler arasında, 35 ülke arasında yapılan araştırmada en eksiklikler anlamında birinci olduğumuzu gösterdi. Burada da bir haykırış var. Bu haykırışın da dikkate alındığını güya. Çünkü neden? Aslında bu hani torba yasa diye bir şey vardı ya, hani alıştırdılar hep bu dönemde. Hani bu torbanın içerisinde birkaç iyi şey katarız. Ha bakın bunu da gündemde yoktu. Bakın bunu da dikkate aldık diyerek böyle bir şey olduğunu da görüyoruz. Hani böyle bir mizansen mi? Genç, tabii genç bir çocuğumuz kalktı dedi ki teknolojik evet desteklerim. Takip edeceğiz bakalım. Bu çocuklara bilgisayar sözü verdi Milli Eğitim Bakanlığı. Özellikle pandemi sürecinde tablet dağıtılacak. Kaç tane çocuğumuza dağıtıldığını biz öğretmen olarak alanda şahitlik ettik. Kaç tanesinin sonrasında teknolojik destek verildiğine, yani verilmediğine alanda şahitlik ettik. Yani bir tablet var, çocuk alıyor elinde, 3 gün sonra bozuluyor, ne yapacağı belli. İnterneti olmayan tabletler olduğunu gördük. Bakın sınıflara, akıllı tahtalar asıldı ama internet yok. Bildiğiniz beyaz bir tahta, monitör. Yani anlamı yok, anladınız mı? Bu anlamda aslında orada bir torba yasa gibi, yani öğretmenlerin yararına birkaç şey söyleyeceğiz, öğrencilerin yararına birkaç şey söyleyeceğiz ama asıl gizli gündemimizi göreceksiniz, hayata geçirmek için çabalayacaklar. Ama şunu ilan ediyoruz burada. Bir kere kesinlikle eğer bu bir yönetmeliğe girdiğinde, bununla ilgili uygulama yapıldığında hukuken bunun mücadelesini kesinlikle vereceğiz. Şu anda komisyonun gündeminde olmadan gündem alınmasında ayrıca kamuoyuyla paylaşıp hukuken de değerlendirmeye devam edeceğiz. Çünkü gündeme alınmamış bir şeyi bakan hangi onayla genel kurula sunduğu, hem bunu kamuoyuyla şeffaf paylaşacağız. Yönetmeliğe girdiğinde de kesinlikle hukuki mücadelemizi de
devam edeceğini burada ilan etmek istiyorum. Eğitime ne kadar katkısı olacağı soru işareti anladığım kadarıyla sizler için, ama bir yandan da yani bakanlığın ekonomisi açısından da ne kadar katkısı olmuş acaba, hemen şu notu ileteyim. 5 yıldızlı otelde düzenlendi. Maliyeti ise 1 milyon 300 bin liradan fazlaymış. Bu 3 gün dediniz değil mi? 3 günlük bir şuradan bahsediyoruz. 1 milyon 300 bin liradan fazla bir maliyete de sebep olmuş durumda. Bir de hemen şunu sorayım o zaman Kadem Hocam size. Çünkü başka mevzular da var. Mesela öğretmenler için bir ayrımcılığa yol açmaz mı diye sorulara neden olan, eğitimcilerin de aynı zamanda tepkisini çeken uzman öğretmenlik ve hatta baş öğretmenlik unvanı. Bu baş öğretmenlik unvanı da Sayın Cumhurbaşkanı da sözleriydi aynı zamanda. 10 yıllık uzman öğretmene gireceği sınavda başarılı olması kaydıyla baş öğretmen unvanı verileceğini söyledi. Baş öğretmen, hani biz bir kişiyi biliriz, Mustafa Kemal Atatürk'tür. Şimdi nereden çıktı bu unvan? Daha önce de bir gündeme gelmişti ama uygulanmadı diye hatırlıyorum böyle bir şey. Yanlış hatırlıyorsam lütfen düzeltiniz, ama bu nedir? Şimdi öncelikle bu 1.3 milyon lira inanılmaz bir rakam. Yani gerçekten 7,5 saat çalışan bir komisyon. Diyorum ya, bir de Çiğdem Hanım, yani çok trajikomik ya. Eğitimde fırsat eşitliği başlığı, ana temel buydu. Fırsat eşitliğiydi eğitim üzerinde. Yani bu ülkede çocuklar bir ders kitabına ulaşamazken okullarımıza çocuklarımızı sınavlarına çektirecek fotokopi için kağıt bile gönderilemezken, pandemi sürecinde hijyen malzemesi eksikliği okullar varken 100 bine yakın ücretli öğretmen adeta emek sömürüsüyle askeri ücretin altında bu ülkede çalıştırılırken, çocuklarımızın interneti yokken, teknolojik materyali yokken, kalabalık sınıflarda eğitim görürken 1.3 milyon lira adeta bir müsamereye harcandı. Ve bizim ısrarla vurguladığımız buranın asıl gizli gündemi bu dediğimizde sesi çıkmayanlar bugün diyor ki ne olacak, bir öneri geldi, bu bir tavsiyedir, bakacağız, değerlendireceğiz. Oylattık, geçti. Çalışan komisyona bile saygı duymadılar Çiğdem Hanım. Oraya topladıkları insanlara bile saygı duymadılar. Çünkü komisyon bunları reddetti. Komisyonumuzun gündeminde yok. Görüşemeyiz, konuşamayız dediklerine bakan onayıyla adeta bir mizansen canlandırdılar. İşi hükümete yandaşlıktan başka bir şey olmayan, kendi üyelerine bir şekilde üye yapıp koltuk bulmaktan başka bir işe yaramayan, toplu sözleşme masasında kamu emekçilerini satan, sözde bir sendikanın bir mizanseni İl Eğitim Bakanlığı'yla ayarladığı mizansene maalesef o komisyona katılan arkadaşlarımız da izleyici olarak kalabilirler yalnızca. Peki. Bütün kapı izleyici olarak kaldı. Baş öğretmen mevzuna ilişkin bir dakika gibi bir sürem kaldı hocam. Hemen onunla ilgili yorumunuzu alayım. Çiğdem Hanım, sitemizden de duyurduk, net ifade ettik. Evet. Bizim bir tane baş öğretmenimiz var, o da Mustafa Kemal Atatürk. Bunu tartışmayız diye. Bu bizim için hala genç olan Cumhuriyet'in temel değerlerini basitleştirmek, olağanlaştırmak, başka yerlere taşımak. Burada birilerinin siyasal bakışı, ideolojik bakışı, başka hesapları olabilirler. Ama baş öğretmenlik ünvanı öyle 10 yılda 20 yıl alınmadı. Baş öğretmenlik ünvanı bir toplumun aydınlanması için kara tahtanın başına geçip bu halkına yüreğini, aklını, her şeyini koyan bir lidere verilen bir ünvan ve dünyada da başka bir lidere nasip olmamış. O nedenle bunu bir kere tartışmayız bile. Diğer anlamda da öğretmenler arasında rekabetçi, yarışmacı, piyasacı bir mantıkla bir yarışma ortamı sağlamak isteyenlere, okullarımızı, öğretmen odalarımızı ayrıştırmak isteyenlere de asla izin vermeyeceğiz. Peki. Öğretmen olan her birey, bakın Milli Eğitim Temel Kanunu üzerinde değil bu arkadaşlar, uyarıyorum. Milli Eğitim Temel Kanunu var, 1799'un 3. kısım 43. maddesi, öğretmenlik mesleği özel bir ihtisas mesleğidir diyor. Yani öğretmenlik zaten bir uzmanlık mesleğidir. Kimsenin bunun önüne bir sıfat koymasına gerek yok. Bugün adaylığıyla başlayan tüm öğretmenimiz yoksulluk sınırının altında ücretle başlamak durumundadır. Adaylığı kalktıktan sonra da her öğretmen zaten uzmandır. İlave bir sıfata gerek yoktur. Gerek yok. Öğretmen odalarımızı, öğretmenlerimizi toplumu bununla bölmeye, ayrıştırmaya suni gündemler oluşturmaya kimsenin hakkı yok. Burada tüm eğitim emekçilerine ekonomik haklarını ve özgür haklarını sağlamak herkesin temel görevi ve sorumluluğu. Peki. Çok teşekkür ederim Sayın Başkan. Sağolunuz. Takipçisi de olacağız elbette bütün bu yaşananların. Tabii. Sizin dediklerinizin de. Kolaylıklar diliyoruz.